Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda oruç tutmamayı mübah kılan özürler nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Bir de kefareti mahiyeti ve neviler, çeşitler nelerdir? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Oruç tutmayı mübah kılan özürler 10 türlü sebepten dolayı oruç tutmamak ve tutulmuş bir orucu açmak mübahtır. 10 tane madde burada saymış olacağız. Birincisi yolculuk. Şöyle ki oruçta mesafeyi esas alanlar 3 günlük mesafe dediğimizde 3 günlük yürüme mesafesi veya atla deveyle yürüme mesafesiyle günde 30 kilometre yol yaparsa bir insan ortalama demişler 90 kilometre 3 günde 90 kilometre yol yapar 3 günlük mesafede 90 kilometrede seferi olur. İslam alemlerinin bir kısmı zamanı esas almışlar 3 günlük zaman dilimini esas almışlar bir kısmı da mesafeyi esas almışlar. Hanefiler genelde mesafeyi esas aldığından dolayı 90 kilometreyi seferi olarak kabul etmişler ve ona göre hüküm vermişler. Yolculuğa çıkacak olanlar geceden oruca niyet etmeyebilir. Bu yüzden o gün yola çıkınca oruçlu bulunmamış olur. Fakat bir kimse oruç tuttuktan sonra gündüzün sefere çıksa bu yolculuk o ilk gün için bir özür sayılmaz. Orucuna devam etmesi lazım gelir. Şu kadar var ki o gün yola çıkar da daha sonra orucunu açarsa kendisine kefaret lazım gelmez. Yine yalnız kazası icap eder. Günle gün tutması gerekir. Birincisi yolculuk. Demek ki yolculuğa çıkacağımız zaman oruca niyet etmeyiz. Yolculuk esnasında Cenab-ı Hak kolaylık lütfetmiş bize. Bu noktada yolculuğa çıkacağımızda oruçlu olmamayı ruhsat olarak Rabbimiz bize ihsanda bulunmuş. İkincisi hastalık. Şöyle ki bir hasta kendisinin ölümünden veya aklının gitmesinden veya hastalığının artmasından veya uzamasından korkacak olursa o zamanlar oruç tutmayabilir. Veya tutmuş olduğu orucu açabilir o anda. Çok aşırı hastalıktan dolayı. Daha sonra iyi olunca yalnız kazayla mükellef olur. Yani günle gün oruç tutmuş olur. Artmasından korkulan göz ağrısı da böyledir. Çünkü bu da bir hastalık. Göz ağrısı da şiddetli bir göz ağrısı varsa bu da oruç tutulmaz. Kazası yapılır. Bir güne gün tutulur. Oruç tuttuğu takdirde hasta olacağından bu şekilde korkan yani hasta olacağı delilden kaynaklanan kuvvetli bir zanla veya Müslüman bir doktorun haberine dayalı bulunan sıhhatli bir kimse de hasta hükmündedir. Oruç noktasında hassas olan bir doktor tutmamasını gerektiren bir husus olduğunu, bir rahatsızlığın olduğunu ifade eder de o zaman hasta olan kişi ne yapar? Orucunu tutmayabilir, günle gün tutar. Üçüncü husus, düşman ile cihat. Şöyle ki Ramazan-ı Şerif'te düşman ile savaşta bulunan bir İslam askeri düşman karşısında zayıf düşeceğinden korkarsa oruç tutmayabilir. Hatta daha sonra savaş vuku bulmasa da kendisine kazadan başka bir şey lazım gelmez. O anda savaşmasa bile, savaşacak gibi olur da savaşmasa bile sadece bir gün tutmakla kurtulmuş olur o görevden. Dördüncü husus ikrah hali. Şöyle ki ölüme veya bir organın yok olmasına sebep olacak surette yapılan bir zor kullanma ve tehditten dolayı oruç açılabilir. Bu caizdir. Bununla beraber seferi veya hasta olmayan bir kimse böyle bir zorlama ve tehdide rağmen Ramazan-ı Şerif orucunu açmaz da zulmen öldürecek olursa günahkar olmaz. Bilakis büyük bir sevap kazanmış olur. Dinindeki dayanıklılığını göstermiş olur. Fakat misafir veya hasta olan kimse bu zorlamaya rağmen orucunu açmaz da öldürecek olursa günaha girmiş olur. Çünkü bunlar için zaten oruçlarını açmak için şer'an dinen ruhsat vardır. Bu ruhsattan da zor kullanma, tehdit halinde istifade etmemeleri doğru olmaz. Misafir olan, yolcu olan insanlar ne yaparlar? Oruçlarını tutmayabilirler. Böyle bir zorlamada olunca bu zorlama pozisyonunda ben illa orucumu tutacağım, açmayacağım gibi bir şeyi yapmaması lazım. Neden? Çünkü onun oruç tutma mecburiyeti yok. Ondan dolayı. Beşinci husus şiddetli açlık veya susuzluk. Şöyle ki oruçlu bir kimse açlıktan veya susuzluktan dolayı öleceğinden veya aklının gideceğinden bir tecrübeye veya alamete veya Müslüman bir doktorun haberine dayanarak korkarsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere açar. Altıncı husus gebelik, süt annelik. Ramazan'da gebe bulunan veya kendisinin veya başkasının çocuğuna süt veren bir hanımefendi kendisi veya çocuk hakkında bir zarar gelmemesinden korkarsa orucunu açabilir, oruç tutmayabilir. Daha sonra kaza eder. Şu kadar var ki süt analığı kesinleşmiş bulunmalıdır. Çocuğu kendisinden başka süt veren bulunmamalı veya bulunduğu halde memesini çocuk emmemelidir. Yedinci husus hayız ve nifas hali. Şöyle ki bir kadın Ramazan'da gündüzün adet görmeye başlasa veya çocuk doğursa orucu bozulmuş olur. Artık adet günlerinde ve lohusa bulundukça oruç tutması caiz olmaz. Fakat bir kadın
adet günü sanarak orucunu bozduğu halde o gün adet görmese kendisine kefaretler lazım gelir. En açık olan görüş budur. Demek ki garanti olmadan orucumuzu bozmayacağız. İyice garanti olduktan sonra bozmak lazım. Ramazan-ı Şerif'te adet gören bir hanımefendi geceliğin temizlenecek, adeti kesilecek olsa bakılır. Eğer adet günleri tam 10 gün ise ertesi günü Ramazan orucuna başlar. Fakat 10 günden az ise adeti kesildikten sonra imsak vaktine kadar yıkanmasına yeterli cüzi bir miktarda fazla bir vakit bulunursa yine oruca başlar. Bu kadar bir vakit bulunmazsa, mesela yıkanmasını müteakip hemen imsak zamanı olursa o gün oruca başlamaz. Çünkü böyle 10 günden noksan adet görenler hakkında yıkanma müddeti de adet vaktinden sayılır. 8. husus ziyafet. Şöyle ki ziyafet vermek veya ziyafete davet olunmak nafile oruçları açmak hususunda bir özür sayılabilir. Bundan dolayı daha sonra kaza edeceğine emin olan kimse vereceği veya çağrıldığı bir ziyafetten dolayı nafile olarak tutmuş olduğu orucunu bozabilir. Çünkü orucuna devam ettiği takdirde bir Müslüman kardeşinin cendirilmesi düşünülebilir. Yani burada birlik beraberlik kardeş meselesi önemli. Nafileden daha önem arz ediyor. Ziyafet ne farz ve ne de vacip oruçlar hakkında bir özür değildir. Bunu tabii karıştırmamak lazım. Ramazan'da birisi oruç tutmuyordur, bir arkadaşı, bir komşusu. O yemeğe davet ediyor. Böyle bir pozisyonda yemek yemesi doğru değil. Farz ve vacip oruçlarda katiyen oruç bozulmaz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer husus yaş büyüklüğü. Şöyle ki oruç tutmaya gücü yetmeyen, kendisine piri fani denilen pek yaşlı bir kimse oruç tutmayabilir. Bu tür yaşlılar oruçlarına tutamazlar. Tutamadıkları oruçlara fidye verirler. Günlük bir fakirin sabah akşam doyacağı kadar bir miktarı fakirlere verir. 30 gün her gün için bir fidye verir. Bir yolcu için yolculuklar özellikle bu noktada önemli. Yolcu, hasta, hayızlı, lohusa için kendilerini oruçlu gibi göstermek icap etmez. Bunlara dikkat etmek lazım. Yolcu ile hasta açıkça yiyebilirler. Yolcu ile hasta. Ancak kendilerini misafir veya hasta tanımayan topluma karşı aşikare yiyip içmeleri uygun değildir. Mahsurdan uzak değildir. Töhmetten korunmak ve oruçlu bulunan din kardeşlerine karşı saygı göstermek lazımdır. Hayızlı ile lohusa olan hanımefendiler gizli yerlerse, biraz daha insanlara göstermeden yerlerse daha uygun olur. Bu saygı tabii çok önemli. Bir yolcu için meşakkatli olmayacak ise Ramazan orucunu tutması daha faziletlidir. Fakat meşakkatli olacak ise veya arkadaşlar oruçsuz bulunup yiyecekleri aralarında müşterek bulunmuşsa oruç tutmaması daha faziletlidir. Oruç tutmamayı mübah kılan özürler de bu 10 madde. Böyle durumlarda oruç tutulamayabilir. İzin var, ruhsat var. Kefaretin mahiyeti ve neviler neler? Kefaret ne demektir? Kefaret diyoruz, kaza diyoruz. Ne manaya geliyor? Bunlara bir bakmış olalım. Kefaret, lügatte mahvetmek ve gidermek manasındadır. Rabbimiz bazı kusurları, günahları ve bir takım vesilelerle affettiği ve örttüğü için bu vesilelerinden her birine kefaret denilmiştir. Çoğulu kefarattır. Nitekim günahları affetmeye de tekfir-i zunup denilir. Kefaretler, kefareti savm, kefareti zihar, kefareti halk, kefareti yemin adıyla birkaç çeşidi var. Bu kefaretler yasak olan şeyleri yapmaktan insanları men etmeye, alıkoymaya hizmet eder. Yapılan bir günaha bir ceza mahiyetinde bulunur. Aynı zamanda bir ibadet mahiyetinde de bulunduğundan günahların bağışlanmasına vesile olur. Bunların birkaçını kısaca ifade etmeye çalışalım. Birincisi orucun kefareti. Orucun kefareti nedir ona bakalım. Kefareti savun. Oruç kefareti Ramazan'da bir özrü bulunmaksızın muayyen şartlar dahilinde orucunu bozan bir mükellefin Müslüman veya gayrimüslim bir köle veya cariye azat etmesinden, buna gücü yetmiyorsa 2 ay aralıksız oruç tutmasından, buna da gücü yetmiyorsa 60 fakire yemek yedirmesinden ibaret. Orucu bozan bir hususu alenen yaptık, yeme içme gibi, cinsi münasebet gibi bir fiili işlediysek eğer, buna da 60 gün oruç tutmak gerekiyor. Buna orucun kefareti deniyor. Orucun kefareti neyle çözülebilir? Bir köle veya cariye azat etmesinden. Köle ve cariye yok şu anda. O zaman demek ki fakir fukaraya bizim sahip çıkmamız, onlara fidye vermemiz olabilir. İkincisi 60 gün oruç tutarak bu meseleyi çözmüş oluruz. Mesela bir kimse bir Ramazan'da veya 2-3 Ramazan-ı Şerif'te özürsüz yere birkaç defa orucunu kasten bozmuş bulunsa
Bunlardan dolayı yalnız bir kefaret lazım gelir. 3 defa orucunu o Ramazan içerisinde bilerek bozdu. O zaman 180 gün değil de 60 gün kefaret artı kazalarını tutması gerekiyor. Kefaret hususunda mükefferin yani üzerine kefaret lazım gelen şahsın kefaret zamanındaki haline itibar olunur. Bundan dolayı bir mükeffir kefaret lazım olan kişi kefaret lüzumu zamanında zengin iken kefareti yerine getireceği zaman fakir düşmüş bulunsa kefaretini oruç ile yapar. Fakat daha sonra orucunu bitirmeden tekrar zengin olup köle azat etmeye gücü yetse bir köle veya cariye azat etmek suretiyle kefareti bulunması icap eder. İkincisi zihar. Benzetme kefareti. Kefareti zihar. Benzetme kefareti. Kefareti zihar. Karısının tamamını veya onun yarısı gibi yaygın bir parçasını veya boynu gibi şahsiyetinin tamamını ifade eden bir uzvunu kendisine nikahı ebediyen haram olan bir kadının tamamına veya bakması haram olan bir uzvuna benzeten mesela sen bana anam gibisin veya anamın arkası gibisin veya senin boynun validemin arkası gibidir diyen bir mükellef Müslümana lazım gelen kefaretten ibarettir ki bu kefareti yerine getirmedikçe karısı ile cinsel ilişkide bulunması helal olmaz. Bu kimse yalan söylemiş, helal olan bir şeyi haram göstermiş olur. Kefareti zihar da tamamen kefareti savm gibidir, oruç kefareti gibidir. Buna dair fıkıh kitaplarında, hukuk kitaplarında tafsilatlı bilgiler vardır. Kefareti halk, üçüncüsü, hacda tıraş olma kefareti demek. Hac için ihrama girip bir özür sebebiyle saçlarını vaktinden evvel tıraş ettiren kimsenin tutacağı 3 günlük oruçtan ibaret. Bu oruçta ardı ardına olması şart değildir. Bu oruç ayrı ayrı günlerde de tutulabilir. Bunu da nereye müracaat etmek lazım? Hac bahsine müracaat etmek lazım. Bunlar niye söylüyoruz? En azından yanlış yapılan işlerin bir kefaretinin olduğunu icap ederse onları uygulamak, böyle bir problem olduğu zaman da uygulamak dinin emridir. Yemin kefareti yaptığı bir yemine riayet etmeyip hanis olan yani o yeminden dönen, andını bozan bir Müslümana lazım gelen kefarettir ki gücü yetiyorsa Müslüman veya gayrimüslim bir köle veya cariye azat etmekten veya 10 fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan ve 10 fakire orta halde birer parça elbise giydirmekten bu 3 şeyden birine gücü yetmeyince de 3 gün peş peşe oruç tutmaktan ibarettir. Bu orucun arasına hayız sebebiyle bir ara verme girse bile yeniden tutulması icap eder. Yemin ettiniz ve yemininizden döndünüz. Bunun kefareti nedir? Köle azat etmek, cariye azat etmek. Onlar olmazsa 10 gün, 10 fakir sabahlı akşamlı doyurmak, 3 gün peş peşe oruç tutmak. Bunlar yemin kefareti olabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Bu hatalar neticesinde mutlaka hatalarımızın telafisi adına yapılması gereken işler var. Fidye veririz. Kefaret yemin için 10 fakire bir fıtır sadakası miktar bir şey verilmesi yeterli olur. Bir fakire 10 gün birer fitre verilmesi veya 10 gün sabahlı ve akşamlı yemek yedirilmesi de olur. Bu noktada çözülür iş. Çünkü bir fakir ayrı ayrı günlerde birden fazla fakir mesabesindedir. Bir vakit yemek verip bir vakitte yemek bedeli vermek de caizdir. Bir vakit verip bir vakitte vermemek. Kefaret yemin için bir fakire 10 gün birer elbise verilmesi de caizdir. Fakat 10 elbise bir fakire bir günde verilse yalnız bir elbise verilmiş gibi olur. Nitekim bu kefaret için 10 fitre miktarı bir fakire bir günde verilse yalnız bir fitre verilmiş sayılır. Bunlara ciddi manada dikkat etmemiz, önem vermemiz gerekiyor. Bir kimse yeminini daha bozmadan kefarette bulunamaz. Çünkü kefaret bir tövbe demektir. Tövbe ise günahtan sonra yapılır. Bir de kefaret yeminde sadık olmanın bir halefidir. Mal ile yapılan kefaretler ölülerin kefenlerine, borçlarına veya mescitlerin yapımına sarf edilemez. Çünkü bunların fakirlere mübah kılınması veya mülk edilmesi şarttır. Bu sarfta ise mübah kılma ve mülk yapma bulunmuş olamaz. Mutlaka ne nereye harcanması gerekiyorsa onu oraya harcamak, farklı yerlere içtihatlar yapıp farklı yerlere harcamamak gerekiyor. Bunların ciddi manada mesuliyeti ve vebali olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Rabbim oruçlarımızı hakiki manada tutmayı ve Rabbimizin rızasını kazanmayı bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Orucun feyzinden, bereketinden, hakkıyla istifade eden kullarından olmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyiciler.